için 118 kişinin alınacağı geçici işe tam 8078 kişi başvurdu. Adana'da Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde orman yangınlarıyla mücadele için 118 kişinin alınacağı geçici işe tam 8078 kişi başvurdu. Adana Orman Bölge Müdürlüğü orman yangınlarıyla mücadelede 5 ay 29 gün süreyle çalışacak geçici iş için 118 kişinin kurayla işe alınacağını duyurdu. Eğitim durumu, cinsiyet ve yaş sınırlamasının olmadığı günlük 54 lira yevmiye verilecek iş için Türkiye İş Kurumu aracılığıyla başvuran 8078 kişi kuranın çekileceği Menderes Spor Salonu'nu neredeyse hınca hınç doldurdu. Noter huzurunda yapılan kura çekiminin sonucunu bekleyen adayların oldukça heyecanlı oldukları gözlendi. Kurada ismi çıkanlar sevinirken adı okunmayanlar da hüzünlendi. Yapılan kura çekimiyle ilgili bilgi veren Adana Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Türk, işe alınacak arkadaşlarımız geçici olarak orman yangınlarıyla mücadele edecek. Bu kura çekilişi Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangınla mücadelede hizmetlerinde değerlendirilmek üzere bu kura çekilişi yapılmaktadır. İşe ilgi yoğun. Kurada ismi çıkan 354 kişiyi mülakata çağırıp 118'ini istihdam edeceğiz diye konuştu. İlgi biraz yoğun, evet. Yani Adana ili dahilinde 118 kişi alacağız, ancak bu 118 kişiyle karşılık şu anda demin de söylediğim gibi 8078 kişi müracaat etmiştir. Yani ilgi çok olduğunu sizler de görüyorsunuz. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz Türkiye'de ilk kez Adana'da hasat edilmeye başlandı. Karpuzun tarla fiyatı ise üreticiyi üzmeye devam ediyor. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz Türkiye'de ilk kez Adana'da hasat edilmeye başlandı. Her yıl 120-140 bin dekar alanda yaklaşık 800 bin ton karpuz üretilen Adana'da tarım işçilerinin sabah çok erken saatlerde girdiği Karataş ilçesine bağlı Kapıköy'ündeki tarlalarda karpuz neredeyse bir şenlik havasında hasat ediliyor. İşçilerin topladığı karpuzlar tarlanın belli yerlerine seri şekilde istifleniyor. Abi dayı niye büyük kesiyorsunuz, ben anlamadım. İşçilerin birbirine attığı karpuzlar havada uçuşmasına rağmen sağlam bir şekilde tek alanda toplanıyor. Karpuz üreticisi Hasan Çiçek, karpuzun tarlada kilosu 40 kuruşa alıcı bulduğunu, ancak bu rakamın üreticiyi memnun etmediğini söyledi. Karpuzun Mart ayında yağan doludan etkilendiğini ve zarar gördüğünü belirten Çiçek, hasadına başladıkları karpuzu tüketiciye ulaştırmak için hızlı hareket ettiklerini anlattı. Yani dışarıdan gelen mal burayı etkiliyor. Bayağı bir etkiliyor. Ondan sonra Tuzla'ya geliyor zaten. Tuzla tarafında ilk başta çıkış bu Kapıköy'ü. Kapıköy'ünden sonra zaten burasını vuruyor. Malı burada çıkarıyoruz işte. Fiyatımız şu anda 300-500 o civarda gidiyor. Yani istenilen fiyat yok, istenilen mal yok, istenilen güzellik yok. Sırada para durumu var. Diğer haberler ve ayrıntılarını tv5haber.com'un internet adresinden takip edebilirsiniz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.